Bir pazartesi klasiği Derin Futbol'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Türk futbolunda dün gece tarihi bir gece yaşadık. Futbol kültürümüzde gerçekten hakemler büyük bir yer ediniyor. Ve dün gece Ali Şansalan'ın kararları sonrası binlerce Fenerbahçeli havalimanına akın etti. Ali Koç'un açıklamaları, zehir zemberek sözler ve dün gecenin yansımalarını konuşacağız. Ama bugün çok özel haberlerimiz var. Futbol Federasyonu neşteri vurdu. 4 hakemin tabiri caizse kellesi istendi. Bu hakemleri açıklayacağız. Birazdan Ahmet Çakar'ın kuşu açıklayacak ve geçen sezon olduğu gibi yine bir kuş söz konusu. Geçen seneki kuşum enteresan. Bu seneki kuşum ebabil kuşu. Sinan ebabil bir kuştur. Evet. Aslında inkar eden kötüdür. Evet. Evet, doğru. İyi bağladın hocam. Ahmet hocam, bu arada kuşun iyi ötüyor ama yani çok haberler geliyor. Abi bir dakika. Değil mi? Çok haberler geliyor. Geçen sene bu zamanlar Sayın Ali Koç Fenerbahçe camiası şahittir ki, yemin billahi ediyorum, o iş oldu. Bir hakem. Türkiye'nin de tanıdığı hakem. Anadolu Hisarı'nda. Pis böyle bir sokak arasında. Çok affedersiniz, uyuşturucu. Utanmasa çocuk, maske falan takacak. Oğlum niye ben de görüyorum? Ben 22 yıldır medyadayım. Geçen sene de söylediğin şey mi hocam? Evet, evet, evet. Ekim ayında 22 yıldır medyadayım. Bana hiçbir hakem, abi seninle özel bir görüşme yapmak istiyorum demedi. Bu çocuk dedi. Ben bu geçen sene bu sıkıntıyı söyledim. Söylemişti. Herkes dedi ki bana. Bir, bana savcılar sordu. Fenerbahçe Kulübü açıklama yaptı de, hocam. Tabii. Araştırın savcılar Ahmet Çakar'ın iddialarını diye. Ahmet Bey dediler. Sayın Savcı sordu mu cevapacaksın. Bir kuş varmış. Kuş demesek dedim Sayın Savcı. Haber kaynağı. Evet. Böyle böyle bir şey. Efendim dedim. Türk Ceza Kanunu'nda basın özgürlüğü yasasında bir basın elemanı yani ben haber kaynağımı açıklamak yükümlülüğüm yok dedim. Bu kanunun bana verdiği hak. Doğru. Savcı Bey dedi ki haklısın hocam, evet böyle bir hakkınız var. Çocuk yapıyor mu hala hakemlik? Ben... Çocuk yapıyor mu hakemlik hala? Sana tabii tabii sahalarda açıyor kesiyor yine. Senin kuşa? Evet abi. 20 tane de bir şansınız var. Ama asla. Bu kuşu, kuşu en yakının bilmez. Apo bilmez. Sinan en yakınların program anlamında siz dersiniz. Bilsem ben zaten söylerim. Ay söylememen lazım. Ay bilsem söylerim. Kirli Ali bildiğin için söylemiyorum. Hocam, Kirli Ali bilmiyor mu? Bilmiyor, bir tek Kirli Ali biliyor. Ben durmuyorum. Bak o da burada oturuyor. Keşke Ali gel söylesin. Ali bir gelsene. Sorsaydık keşke. Ali oturmuş. Ama söyleyecek misin? Ali? Hayır söyleyemez. Onunla onun gırtlağını kesin. Söyleyeceksen ağzını gel. Ağzını burnunu kırın. Otur söyleyeceksen. Ha, söyle. Ali söyleyemezsin. Ölene kadar aramızda sır. Bir tek o biliyor. Evet. Ali ama sen fena mı? Ölene kadar aramızda sır dedi. Mikrofon bunu söylemen olmadığı lazım. İçin bana ben söylemen söyleyeyim. Lazım. Peki. Peki, canım peki, sağ olsun. Peki. Aramızda kalacaktı söyleseydi. Kimse duymayacaktı. Burada yani. Türkiye'de. Ne olacak? 83 milyon. Şimdi bak konuyu buradan getirmemde bir şey. Öncelikle senin çok şık bir erkek olduğunu bu akşam söylemek zorundayım. Evet şuna. Ya. Bu ne şıklık anlamadım. Hakikaten programı yanlış açtınız. Bir davet vardı. Kimler davet vardı? Dediğim bizim Burak Özçivit'in eventi vardı bizim kardeşimin. Peki. Bir şey firması bizim. Erdem'in firması biliyorsun. Giyim firması yani. Giyim firması. Peki. Yani orada Burak Özçivit davete gittim. Meşhur artist çocuk bizim Burak değil Özçivit, mi? Evet, kardeşimizin. Bizim Erdem Tınarlıoğlu biliyorsun Enis Hafif ikisi. Onların... Kimler vardı? Herkes vardı. Fatih Hoca vardı. Burak Elmas vardı. Bir sürü yabancı. Çok insan vardı yani. Kalabalıktı hocam. Çok selam söylediler. Aleyküm selam herkese. Yani çok iyiydi. Bu kıyafeti öyle bize izah edin. İçerideki diğer arkadaşlar isimlerini de ben aldım. Hepsine buradan arzu örmet ve ödül mukabele ediyorum. Önemli geliyorsun yok, abi. Şey vardı. Event vardı şeyin bizim. Neyin? Burak Özçivit'in. Haa. Elbise tarzı. Sen nereden gidiyorsun? Sen hangi evde? Bu da ben, hocam yarın da seni beni attığın yere gidiyorum. Kardeşlerimin tebriklerine Kuşadası. Gidiyorum. Kuşadası. Senin Kuşadası'na gidiyorum. Seni orada beni attığın yere. Sana kırmızı kart gösterdiğim yerde bir dakikalık aynı anda saygı duruşu. Sen iş için mi gidiyorsun? Keyif için mi gidiyorsun? Kuşadası Spor'un. Kuşadası Spor'un çarşamba akşamı şampiyonluk gecesi var. Ha. Biliyorsun onun başkanı Alim Emiroğlu. Alim abi. Alim benim kardeşim. Alim Emiroğlu başkan olsun. Yardımcısı Yaser olsun. Bizim Tibet Özer var. Fenerbahçe biliyorsun. Bilmem mi? Fenerbahçeliler Derneği vermiştim Başkanı biliyorsun. Büyük evet. Fenerbahçeli evet. Evet. Bir de benim kardeşim var yıllardır arkadaşım Hüsnü Uçar. Evet. Orada ve bir sürü Kuşadası dostlarım var. Çarşamba akşamı Allah'ın izniyle orada Kuşadası'nda forma giymiş eski futbolcuların hepsini çağırıyorlarmış. Hepsi, öyle bir haber aldım. Bilmiyorum gelebilir. Yani çarşamba akşamı Allah'ın izniyle biz Hüsnü Uçar'ın otelinde orada şampiyonluk gecesinde balosunda gideceğiz oraya. Yarın mı yola çıkıyorsun? Efendim? Yarın mı gidiyorsun? Yarın akşam gideceğim çünkü orada maçı seyredeceğiz Tibet falan hep tamam, beraber. Iyi. Alim alacak sabah. Alim başkana da selam söyle. Alim Emiroğlu o sabah alacak beni. Onunla beraber yazacağız Kuşadası'na.
Hocam Rasim Bey hocanın attığı yer biliyorsun orası. Oyundan attı. Yani oyundan. Rasim bu ara Rasim duruyor mu, yeni stat yapıldı mı? Rasimciğim sen hangi eventten geldin? Ben Fenerbahçe kardeşim. Vallahi çok güzel giymiş. Yalnız bugün bir tebrikler geldi Rasim Bey. Yine çok canlı geldi. Fenerbahçe kardeşlerimin tebriklerini al. Ben zaten ben kilitlendim. Telefonum kilitlendi. Hakikaten hocam. Diyorlar ki bu Rasim nasıl oldu? Kafasına taş mı düştü? Ne oldu? Gördüğümüz söyledik. Yani orada ben gördüğümü gördüğünü 10 senedir niye söylemiyorsun da şimdi söyledin ya? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bu ince ince Fenerbahçe operasyon bak son nokta oldu artık. O kadar oldu diyorsun, hiç Fenerbahçe ilk kez ayaklandı. Onun sebebini de söyleyeceğim. İşte operasyonun yankıları var. Dört hakemin kellesi alınacak. Abdülkerim Hoca'nın dışarı açıklamaları olacak. Soyunma odasında neler yaşandı? Hocam bir anı anlatayım hocam. Eğer Ferit Şahenk adlı. Evet. Çok ciddi bir Fenerbahçe ve medya yazsın. Patronu. Evet. Ve diğer sektörlerin de patronu. Bizleri Sinan önderliğinde, beni, Apo Hoca'yı birkaç defa arıyor ve dert yanıyorsa. Demek ki dün akşam hiçbir şey olmamış olsa bile Trabzon'da bir şeyler olmuş. Ama bunu asla Trabzon'un şampiyonluk yarışında başarısına gölge düşürmez. Hiçbir şey olmasa bile dün akşam Trabzon maça öncesi bir şeyler almış. Yoksa koskoca Ferit Şahenk işi gücü yok da bizleri arayacak ve dertim. Öyle hocam, Londra'daydı. Ne maçta? Evet. Onu hocam şunu izah. Londra'dan aradı hocam. Bak bu tabii Londra'dan değil mi? Londra'dan değil de evet. Ferit Şahenk sık sık Sinan Engin aracılığıyla programa katılıyor yani. Bizi tweetleri hazırlayalım. Bizim en sadık seyircilerimiz. Hocam mesela Levent Kızıldı mesela çok sinirlenmiş mesela, elini cama vurmuş. Tevekkül değil onun bugün bileği şeyliği de hafif sarı. Levent Kızıl da sinirleniyor, elini cama vuruyor. Niye? Ne sinirleniyor? Levent Kızıl. O da Asta Fenerli abi. Levent Kızıl Fenerli mi? Bursa Başkanı ama Fenerbahçe Kongre üyesi. Tabii. Ama biraz da Ferit Şahenk'in çok yakın dostu. Biraz da en iyi arkadaş. Ben bugün bir dakika. Ben bugün iş yerine gittiğim vakitte cama vuruyor, cama elini kesiyor Levent. Tabii 8 dakika attılar. Londra'da. Fenerbahçe'ye feda olsun. Çok garip olan şey. Sen Levent'in yanına mı gittin bugün? Hayır, bugün başka bir yere gittiğimde. Sen Levent'in yanına geçiyorsun demen. Fenerbahçe, halbuki düzinelerce insanı ayağa kaldırabilecek kadar şey bir yönetim yok. Bu bir birikimin sonucu. Aynen. Ne yani mesela burada su var değil mi mesela? Evet, bakın. Evet. Su damladı. Aslında bir damlacık daha geldi. Bir şey değil ki. Evet, ama bardağı taşırdığı için. Onlar bravo bak. Yoksa hocam, dün akşam baktığımızda benim şahsi görüşüm. Hocam. Bak burada Futbol Federasyonu'na söylüyorum. Eski bir rakip olarak konuşuyorum. İki tane majör karar. Biri kırmızı kart. Koreli'nin. İkincisi son dakikadaki penaltı. Hakemin kararlarını doğru buluyorum. Sen. Buna rağmen. Sen buluyorsun. Evet. Bunu dün akşam da söyledim. Evet sen buluyorsun. Kıvıracak halim yok. Biz buluyoruz. Buna rağmen bir. Hayır. Kendi adıma konuşuyorum. Evet. Bunu yanlış bulan adama da bir reaksiyon gösteririm diye öyle bir şeyim yok. Lakin buna rağmen bir şey oluyorsa demek ki hikayesinde bir şeyler var bu işin. İşte onu anlatacağım hocam. Evet. Yani şunu söyleyeceğim. Şimdi bakın. O zaman söyle size, hocam o son dakika bilgisini bizimle paylaş. Soyunma odasında neler yaşandı? Evet. Beklemesin seyircilerimiz. Şimdi ben dün maçtan sonra soyunma odasında hemen Fenerbahçe soyunma odasında sıcağı sıcağına olanları burada size anlatıyorum ve bu anlattıklarım çok doğru şeyler. Hani ben öyle oradan duydum falan değil. Bunu soyunma odasında olan iyi bir kardeşim. Bilgi. İyi bir kardeşimden, soyunma odasında bulunan iyi bir kardeşim. Sporcu yani sporcu. Aha. Yani sporcu. Fenerbahçe sporcusu bir kardeşimden, futbolcu kardeşimden içeride olanların ne olduğunu, duygularını falan sordum. İyi anlatsana. Şimdi durum bu. İçeri giriyorlar futbolcular. Çok üzgünler. Bazıları çok sinirli. Bazıları sadece üzgün. Kafalarını kapatmışlar, böyle duruyorlar, duşa falan gitmiyorlar. Sinirli olanlar da var. Yabancı oyuncular özellikle. Kendi dillerinde tabii isyan ediyorlar falan filan. Başkan, Sayın Başkan Ali Koç, Erol Bilecik, yardımcı başkan yardımcısı ve yanındaki bütün yöneticiler toplu halde soyunma odasına giriyorlar. Başkan orada yöneticilerle birlikte oyunculara sakin olmaları gerektiğini, çok sinirlenmeyin, sakin olun. Üzülmeye de gerek yok. Daha 9. maç. 29 maç daha var. 29 hafta daha var. Onun için daha neler göreceğiz. Başımıza bu tip kazalar da gelecek. Bu tip şeyler de gelecek. Puan kayıpları da gelecek. Bu hakem hataları da devam da edecek. İlla ki hatalar olacak. Ve bundan etkileneceğiz. Onun için bu kadar üzülmeyin. Bu kadar da sinirli olmayın. Agresif olmayın. Rahatlayın diyor. Güzel, çok güzel bir konuşma. Hani daha çok gaza falan getirmeden futbolcularını sakinleştiriyor. Bunun karşılığında futbolcular özellikle yani yabancı oyuncular ve bugün açıklamaları vardı gördünüz değil mi Luis Gustavo'nun kaptanın söyledikleri şu oyuncuların diyorlar ki Sayın Başkan biz
kesinlikle hakem hatalarından, işte yanlış karttır, yanlış penaltıdır, yanlış kartlar çıkmıştır, onlara çıkmamıştır. Biz diyor bu hakem hatalarından dolayı üzgün ve sinirli değiliz. Biz diyorlar bu maçtan, Trabzon maçından daha bariz hakem hatalarıyla maç kaybettik. 2 senedir, 3 senedir ki bunu zaten Ahmet Hoca da söyler. Geçen sene en az 15 puanı Fenerbahçe'nin çalındı diye. Biz ne maçlar kaybettik diyor. Şöyle küçük bir hatırlasak mesela. Fenerbahçe işte İzmir'de gol attı, kalecinin topu öndeydi dedi. Golü iptal edildi. Fener'in attığı gol iptal edildi. Aleyhine penaltılar verdi. Konya maçında bir el icat ettiler. Kazandığı maçı kaybettirdiler falan. Biliyorsunuz bazı maçlarda ofsayt çizgileri böyle tartışmalı çizildi. Bir santim işte poposu dışarıda, içeride. Evet, biz, biz neler kaybettik? Bundan çok daha büyük vahim hakem hatalarıyla maç kaybettik. Biz o kadar kızmadık, o zamanlar üzülmedik. Buradaki üzüntümüz de bu bariz hakem hataları değil. Hakemin insani olarak bize davranış biçimi. Biz hayatımızda böyle bir şey görmedik. Mesela Luis Gustavo Bayern Münih'te oynamış adam. Brezilya milli takımında oynamış. Fransa'da oynamış, Marsilya'da. Ben buralarda, bütün liglerde oynadım hemen hemen, üst liglerde. Ben böyle bir hakem görmedim demiş. Yani korkuttu bizi demiş. Yani böyle ne yapmak istediğini anlamadık. Hata yapsın demiş. Ama bize bir bakışı, bir davranışı. Ben de bugün birkaç pozisyon gördüm sosyal medyada. Mesela onun üzerinde pek durmamıştım. Mesela bir pozisyonda Valencia'yı arkadan felaket bir şekilde iki elle itip yüzük oyun yere düşürüyorlar. Topu ara taca çıkıyor. Valencia yani foul veriyor ama hakem. Crespo denen oyuncu gidiyor mesela hakeme, Ali Palabey'e diyor ki hocam bu sarı kart değil mi diyor. Hadi ya diyor. Portekizli oyuncu sanki alacak. Hadi ya, zaten top dışarı taca çıkıyordu diyor. Halbuki hareketin nereye çıkarsa çıksın. Hani o hareket itme sarı kart. Ve Portekizli oyuncuya Türkçe hadi ya falan. Gustavo'ya kaptana davranışı. Hatırlayın elleri arkada. Yabancı dilinin de iyi olmadığı söyleniyor hocam. Evet. Ali Şansalı'nın yabancı dili de iyi değilmiş. Yok, hiç iyi değil. Yok, hiç yok. Türkçe bile bilmiyor. O kadar da değil. Her neyse. Evet. Rasim. Ali Şansalı'nın Türkçe bilmiyor. Rasim. Tamam yazsın da şunu bitireyim. Yazın kardeşim ya. Bitirsin abi. Bitireyim hocam. Tamam Rasim, biraz şunu bitireyim tamam. Hayır. Evet. Şimdi diyorlar ki işte bu pozisyonları anlatarak hani bize niye böyle davrandı? Mesela bir Bakasetas bizim oyuncuya arkadan gelip vuracak, kızmış, Valencia'nın haberi yok. Hakem aralarına giriyor. Araya aman Bakasetas yapma ya, gözünü seveyim der gibi. Yani biz bunlara şaşırdık demiş. Buna üzüldük. Yani biz bu hakeme ne yaptık? Yani biz kimiz yani biz neyiz? Tavırlarından rahatsızlar. Evet biz yani sanki başka bir ülkeden, anladın mı? Bir şey takımı gibi böyle bir tuhaf tavırlar, hı hı, ve bizim bütün şeyimizi bitirdi demiş. Yani inancımızı, evet, güvenliğimizi, yoksa biz demiş bundan daha bariz hakem hataları yaşadık ve maçlar kaybettik. Bütün dertlerimiz bu. Sonra ben şimdi düşünüyorum bunu, tabii Ahmet Hoca cevaplayacak hakem olarak. Bir hakem neden bu ruh halinde olur? Yani bir tarafa aman oğlum mesela bak şey hakemi dövecek en mahkeme böyle yapıyor. En mahkeme. Sakin. Onu halledeceğim dedi. Değil mi? Onu bir daha. Onu halledeceğim dedi. Ha sakin diyor. Sakin biz... o da halledeceğim yani dedi. Yani bir hakem. Yani yabancı dil bilmediği gibi bir hakem sadece halledeceğim. Ben işte sakin diyorum ki bir dakika lazım. Bir hakem futbolcunun anlamadığı şey şu. Bir hakem niye bize futbolcu gibi değil de yani başka bir gezegenden gelmiş insanlar gibi aşağılayıcı, bağırıcı, geçin yerinize, hadi ya bırak zaten oraya gidiyordu falan derken öbür tarafa gayet müşfik, abi gibi ayıran, aman zarar görmesi. Biz bunu anlayamadık demişler. Yani bu, evet, yani bu yoksa hakem faulü yanlış çaldı, kartı yanlış çıkardı, tamam yanlış penaltı verdi, doğru verdi. Derdimiz bu değil demiş. Ve bence hakikaten doğru. Evet. Bizim bütün Fenerbahçe taraftarının sinirini hakemin tavırları bozdu. Kaldı ki bu hakem hocam. İnce bir dakika. Doğru. Kaldı ki bu hakem Ali Şansalan diye bir hakem değil mi? Bu Ali Şansal'a bir bakın. Bu normalde öyle suratı çok nalet bir adam değil maç önemli. Mesela Yaşar Kemal Uğurlu vardır. O genelde iyi, öyledir. Bana evet, göre iyi, genelde iyi hakemdir. Bayağı iyi hakemdir. Fakat onun tarzı mesela böyledir. Anladın mı? Böyle futbolcuya gecene. Evet. Kulübelere falan mesela böyle. Hadi Sergen falan. Yalçın'a yaptığı böyle, hareket böyle, iki hafta önce. Futbolcuna da öyle sakinler. Ne? Ha? Ne diyorsun oğlum falan filan. Bana iş mi koyuyorsun falan ayaklarında bir hakem. O yapsa anlarım. Bu tarzı o. Ali Şansalan öyle de değil. Gülücüklü suratlı bir çocuk. Birdenbire dün içinden çaki bebek çıktı adamın. Böyle Fenerlilere karşı. Çaki. Bir insan, bir hakem neden hocam bu hale gelir? Çok basit. Bunu sen açıkla. Bu neden bu hale gelir? Çok basit.
Bugün terör örgütleri. Aa. Terör örgütleri. Bizi servis hocam. Nereden girdin olaya? Hocam. Müsaade. Ali hocam futbol sorusu sordum. Terör örgütü. Ben. Oğlum bir dakika ya. Alişan Salan terör örgütü. Hayır ulan öyle bir şey demedim. Çelik yapmadım. Öyle bir şey demedim. Nazlı'ya verdim malzemeyi hocam. Dünya ünlü istihbarat örgütleri. Ki onların beslediği terör örgütleri diyelim ki kendini patlatacak adam arıyor. Nerede? Öyle dünyada 7 milyon. Bak kameraman oğlum kendini patlatır mısın? Bak şimdi hoca diyor. Haşhaşi olması şimdi lazım. Bak, bu kendini patlatabilecek. Patlatırım diyor hocam bu manyak. Hiç kimse patlatmaz. Kendini patlatacak adamların bir fizyonomisi vardır. Bir. Ezik karakterli. Doğru. Zayıf karakterli. Yukarıya biat eden, yukarı derken yüce Mevlam'a demiyorum. Kendini hükmeden insanlara. İyi aile çocuğunu, diri karakterli, sağlam bir adamı kolay kolay kendin canlı bomba yapamazsın. Önce bir araştıracaksın. Geçmişine, anası, babası, karakterine, karakter zafiyetine bakacaksın. İşte bundan canlı bomba olur. Tırnak için tetikçi olacaksın. Alişan Salan'ın çok maçını seyrettim. Hocam kafası da genelde güzel olabilir. Baktığımda Alişan Salan'ın son bir sene içerisinde iki tane ciddi suratından ifade verdiği acılı maçını gördüm. Acı çektiği maç. Şimdi kolay değildir bir adama canlı bomba görevi verdi. O adam içinde neler geçiyor? Hayda. Çok net konuşuyorum. Alişan Salan'a canlı bomba dedi. Kim olduğunu bilmedi. Bakın bu bir ruh. Büyük bir ruh. Federasyon yetkilisi de olabilir. MHK başkanı da olabilir. MHK üyesi olabilir. Veya elinde kozu olan bir adam olabilir. Nasıl kozu olacak? Bir müsaade et be kardeşim. Bir müsaade et. Ya, Alişan Salan'ın son bir sene içinde en az 6 tane maçını seyrettim. 2 tane maçta. Birinde mutlak hakem hatası, birinde de mutlak fizyonomi hatası gördüm. Ne garip ki. İkisi de Fenerbahçe maçı. Ve ikisi de aşağı yukarı aynı zaman dilimine geliyor. Baksın çocuklar geçen seneki Fener-Konya maçı. Hangi tarihte? Muhtemelen Ekim-Kasım'dır. 2-0 Konya'nın kazandığı. Evet. Tarihe bakın. Tamam bakalım. Şimdi bakayım. Çok da boş konuşulmaz. Acaba diyorum Fenerbahçe yürümeye başladığında birisi Alişan Salan'ı bu maça verip oğlum. Şunları bir hafif yavrum. Biliyorsun canlı bombaları ne diyorlar? İşte bu medeniyet yıllarca dünyayı sömürdü. Biz de onlara acımadık. Ya Allah filan derken 11 çocuk Eylül. Ya diye bağırıp 11 Eylül'de uçağa vuruyor. E onlar şimdi eğitimli adamlar. Soruyorum. Zabun. Muhammed Atta. Sezgin. Devrim. Bu çocuğun Alişan Salan'ın Fenerbahçe Konya maçının tarihini istiyorum. Kabaca ya. Hemen kabaca Ekim'de Kasım'da. Ben şimdi bir dakika bir yere geleceğim ama onu hep kapatıyorum. Bir gel o zaman. Beyler geçen sene Ekim'de öğrendim. Hadi bir oğlum bu kadar mı zor ya? Bakıyor hemen bakıyorlar hocam. 7 Kasım. Kasım. Dün neydi? 18 Ekim. Evet. Aşağı yukarı aynı zaman dilimi. Yani ligin 9. 10. haftası. Fenerbahçe'nin kafayı kaldırıp derin nefes alıp yürümeye başladığında peki şimdi bu tesadüf de olur desene bana. Olmuyor ama Alişan Salan istikbal vadeden bir hakemse geçen sene Kasım ayından bu bir sene içerisinde her türlü maçı yönetmiş. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Konya, hocam, nokta Karagümrük. Bu arada niye Fenerbahçe maçı hocam bir nokta koyar mısın? Neden Fenerbahçe'ye bu yapılıyor? Neden Fenerbahçe'nin yolunu kesmek istiyorlar? Tamam. Neden Fenerbahçe'ye? Söylüyorum. Niye başlıyor şimdi bu saatten sonra bir dakika. Bu saatten sonra söylediğim. Sen Beşiktaş'a bu arada Adana Fener maçını da yönetmiş. Adana Demir Fenerbahçe maçı. Beşiktaş'a neler yok. Niye bu hoca diyor ya. Evet Fenerbahçe kazandı. Bir dakika dur. Şimdi hoca söylediğine göre yani. Tamam. Hocanın söylediğine göre Fenerbahçe düzlüğe çıktı. Hemen birisi bir el geldi. Ali verdi. Ali Fenerbahçe'nin önünü kes. İşini bitir. Niye Fenerbahçe bunu yapsınlar? Ya abi kimi bu sevmiyorlar? Peki. Sen bu dönemde Beşiktaş'a da yapılıyor diyorsun sen mesela. Beşiktaş Fenerbahçe olacak önünü kesiyorlar diyorsun. Beşiktaş'ın önünü kesiyorlar demedim ben. Ha ben hakem ayım. Ortadan yönet diyorum. Bilmem ne falan tamam diyor. Beşiktaş camiası isyan etmiyor mu? Ben öğrenmek istiyorum ben. Bak kesilmiyor veya kesilir bir şey demiyor. Neden diyorum Fenerbahçe'yi hani bu durumu yaratıyorlar. Ha geçen sene Fenerbahçe'nin aleyhine hakem hataları oldu. Ondan evvel de oldu. 15 bu. Hep oldu. Ama hocam bu hep oluyor bak. Bu aralar Ali Koç geldiğinden beri çok oluyor. Neden?
Demek ki lobisini iyi yapamıyor. Hayır, lobi değil. Neden? Ali Koç geldiğinden beri. Benim sormak istediğim o. Ali Koç geldiğinden beri sen de programdasın 7 senedir. En az sen geldiğinden beri Fenerbahçe şampiyon oldun mu burada? Hiç, sıfır. He? Sıfır. Yok. Olmadı. Kaç maçlara hakemlerden yandık? Yapılacak dedi bu zat. Kaç ne yaptık hep hakemlerden dert yandık burada devamlı her sene? Evet. He. Niye hocam Fenerbahçe? İşte geçen seneki olayı ben biliyorum. Birebir şahit. Ondan evvelki olay ne? Geçen sene. Hakemler bana Ekim ayında dedi ki vallahi de dedi, billahi de dedi. Türkiye'nin yanıdığı, tanıdığı her hafta maçlarını seyrettim. Sen uydurmadın. Ya niye uydurayım? Serseri miyim ben? Niye öyle diyorlar ya. Hani ne elde edeceğim? Diyenler var ya. Ne elde edeceğim? Hocam. Yani, Anadolu insanında bir sokak arasında arabanın içinde. Hocam bu Serdar zaten. Bana aynen dediklerini söylüyor. Bundan sonra söylediğim benim düşüncem değil, basının dediği. Bunu Rıdvan Dilmen getirmiş. Hakem camiasına böyle bir şaia var. Bak doğrudur yanlış, bana söyleneni söylüyorum. Bunu da hakem söyledi. Sadece o söylemedi. Her kanalda her gazeteci söyledi. Ben de bununla ilgili Rıdvan'ın beni verdiği mahkemede delil olarak Sayın Savcı'nın önüne koydum. Mahkemede yargılanıyoruz. Şimdi biz de Rıdvan'ın Rıdvan'ın getirdiği adamın emir kulları olamayız. Bak hocam dedi, bu sene Fenerbahçe'yi hakemler şampiyon yapmayacak. Halbuki o dakikalar, o aylar Fenerbahçe şampiyonluğun bir numarası favorisi. Evet, birinci, ikinci gidiyor. Ben bunları da şimdi söylemiyorum ha. O zaman söyledim ve mahkeme kayıtlarında, televizyon kayıtlarında ama var. Ali Koç seni çok ciddi almadı. Şimdi şu çıktı ortaya. Bu Ali Koç'a karşı makro bir operasyon olabilir. Makro. Hmm. Dünya çapında. Yok. Türkiye çapında. Bilemem. İç karışıklık. Yani Fenerbahçe'nin içinde muhalefetle alakalı. Bu olabilir. Bilmem. İşin içinde paralar pullar döndü mü bilmem. Birileri biz Serdar'ı getirdik rahat ol başkan deyip koparttı mı bilmem. Ben bunların hiçbirini bilmem. Ben malı görürüm malı. Mala baktım geçen sene. Hı. Bak dün akşamki hakemin iki majör kararı hatalı değil, doğru diyorum. Ama geçen sene 15 puanın kaybının ben bir deprem habercisi gibi 6 ay önce söylemiştim. Söylemiştim. Federasyonun cevabını bir puanla belli oldu. Verelim ekrana. Bir puan çıktı. Evet. Hocam. Futbol Federasyonu açıklama yaptı Sinan abi. Tamam. Yorumundan sonra dinleyelim. İstersen vereyim. Yok tamam dinleyelim. Bir tamam. Futbol Federasyonu'nun açıklamasını ekrana getirelim. Bugün öğle saatlerinde bakalım ne demiş. Türkiye Futbol Federasyonu olarak futbolun en önemli unsurlarından birisi olan hakemlerimizle ilgili sezon başından itibaren futbol ailesi tarafından yapılan değerlendirmeleri ve özellikle de yöneticilerimiz nezdinde kamuoyuyla paylaşılan eleştirileri dikkatlice ve üzülerek takip etmekteyiz. Öncelikle belirtmek isteriz ki federasyonumuz da hakemlerimizin daha iyi olmaları ve en üst seviyeye gelmeleri için tüm imkanlarını seferber etmekte, onların başarısı için çaba göstermektedir. Bu kapsamda bir süre önce Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasında Türk hakemliğini koruyacak ve katkı yapacak ortak çalışmaları belirlemek üzere hazırlıklarına da devam etmektedir. Hakemlik kurumu Türk futbolu için önemli bir kurumdur. Kurumları korumak herkesin görevidir ve eleştirirken dikkatli olunmalıdır. Kaldı ki Türk hakemliği değerini özellikle son yıllarda uluslararası alanda FIFA ve UEFA nezdinde maksimum sayıda hakemle maksimum sayıda maç alarak ispat etmiş ve Avrupa'da belirli bir yer edinmiştir. Türk hakemliğinin sorunları olabilir, bunlara ortak paydada çözüm aranabilir ancak onların saygınlığının korunması ve söylemlerde daha dikkatli olunması şarttır. Şu bilinmelidir ki hakemlerimiz üzerinde oluşturulan baskı kültürü kitlesel linçe dönüşmekte, bundan da en fazla zararı dünya kamuoyu nezdinde Türk futbolu ve ülkemiz görmektedir. Kulüplerimizden beklentimiz sağduyulu değerlendirmelerde bulunmaları, hakem çalıştayında gerekli önerilerini sunmaları ve ivedikle sahaya dönmeleridir. Tüm paydaşların Türk hakeminin değerini arttıracak çaba içerisinde olacağına inancımız tamdır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız. Türkiye Futbol Federasyonu. Evet, Türk futboluna zarar veriyor. Ağır eleştiriler. Öyle güzeldi. Şeyler. Futbolun güzelliklerini konuşalım. İçi bomboş. Böyle buram buram. Eyyam kokan. Hiçbir mal. Bir defa bizim görevimiz Türk hakemliğini falan korumak değil. Bizim görevimiz Türk futbolunu korumak. Yok ya. Türk hakemleri her türlü. Bunu konuşan ben sokaktaki adam değilim ha. Tabii ya. Ben eski bir FIFA hakemim. Aynen. Tabii ya. Ben bunların fare tuttuğu yerde kedi öptüm. Aynen. Bu senin hakemle. Bir dakika. Tweetlerinle aşağı yukarı aynı saatlerde geldi bu açıklama hocam. Bizim görevimiz Türk hakemliğini korumak falan değil. Bizim görevimiz Türk futbolunu korumak ve Türk futbolundaki öncelikle adaleti korumak. Ben Türk futbolunu koruyayım o zaman küçükler gebersin.
Karagümrük, Konya, Giresun, Rize, Geberit her sene dört büyük şampiyon olsun. Böyle bir görevimiz yok bizim. Bak. Tabii ki futbol ayı tarafı değerlendirecek diye düşünüyorum. Buraya kadar güzel. Kamuoyuyla paylaş, eleştirilere dikkatlice ve üzülerek takip et. Dur. Bir dakika. Şimdi Futbol Federasyonu o kadar fair, o kadar dürüst, o kadar böyle kurallara uygun davranıyor ki. Ben şimdi bir kamuoyu açıklaması yapıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'na Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bundan 6 ay önce yaptığı 1959 yılı önceki şampiyonluklara dair açıklamanızı o tarihten bir ay sonra en geç yapacağınızı ifade etmiştiniz. Fakat yine üzülerek görüyorum ki 6 aydır buram buram ya korku ya eyyamdan dolayı 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılıp sayılmayacağı aman hususunda ya en ufak bir açıklamanız yok. Hakikaten ne oldu? İşte ben soruyorum TFF'ye. Bu yaz açıklayacaklardı. Nihat Özdemir. Henüz bir açıklama yok. Sayın Nihat Özdemir, Sayın Servet Yardımcı. Vatandaş olarak sormuyorum size. Spor yorumcusu olarak da sormuyorum. Ölene kadar Futbol Federasyonu başkanını seçen, ölene kadar mezara kadar bir Futbol Federasyon delegesi olarak soruyorum. FIFA hakem olmuş. Çok net soruyorum ya. Millet adına falan değil, kendi adıma soruyorum. Ve bunu sormak kanunlu hak. Ben delegeyim. Seni ben seçtim Nihat Özdemir. Tabii. Servet Yardımcı'yı da ben seçtim. Bizim gibi 250 kişi falan seçtim. Ama sen oy vermedin galiba. Ve ben ölene kadar seçeceğim. Senatoyum yani ben, senatörüm. 1959 şampiyonluklarını ne oldu? 6 aydır, 6 ay çalışsa insanlar Kennedy cinayetini çözer. Bak 6 ay çalışsa savcılar, hakimler Kennedy cinayetini çözerler. Abdi İpekçi cinayetinin arka planını çözerlerken siz, ki sizin lafınız. 6 ay önce dediniz ki bir ay içinde en fazla belli olur. Aradan mevsimler bak ya, ilkbahar geçti, yaz geçti. Sonbahar geçti, kışa geliyor. Hocam onu orada yalnız ben sana hak vermiyorum. Bir dakika abi, niye yapar örtüyorlar saçma sapan bir konu çünkü. Soruyorum. Hayır şu var. Onlar o kadar dik, diri öyleyse ve eyyamsız davranırlar ki. Türk futbolunu filan siz konumuyorsunuz. Kaosa sürükleyen sizsiniz. Dedik ki bu Serdar Tatlı ile olmaz. Ben bugün Servet Yardımcı'ya bir soru sordum. Bak bir telefon kadar yakınım, tıkı yok. Emre Berezoğlu'na bir soru sordum. Bir telefon kadar yakınım, tık yok, tık. 12 saat geçti. Göster tweetlerimi. Evet. Tweetleri verelim. Buyurun. Bugün sert tweetler attı Ahmet Çakar. Sert adet. Sert tweet daha görmemişler. Bunlar çok makul tweetler. Hocam ben sert tweet attım. Bu fragman diyorsun ya. Artına artı 18 yazarım. Hocam ben bir şey soracağım sana. Benim burada futbolun katili Türk hakemleri demem. Bir dakika abi. Hakemi yıpratır mı abi? Yıpratır. Bakın şuna bak. Şimdi burada Beşiktaş'ta ilgilendiren bir durum var. Bu tweeti mesela Sinan Engin'e soracağım. Geçen sezon Halil Umut Meler'i iki hafta üst üste vermişlerdi. Ne demiş Serdar Tatlı? Meler bir dik duruştu. Ah yavrum ne güzel laf değil mi? Dik, şahsiyetli, omurgalı bir duruştu diyor. Evet. Ben ne demiş üst üste eski hakem? Dik duruşunu bu hafta da görmek isterim. Hadi Serdar Efendi, Ali Şansalı'nı bu haftaki Fenerbahçe maçına atasana yavrum. Yavrum, yavrum yakıştı mı sana? Anlamadım. Al çok iyi ya. Yapma Allah'ın bir dakika ya. Ben şimdi Serdar Tatlı'nın yanındayım ya. Yavrum ne hocam? Bir dakika. Bende bir usul vardır. Benim yanımda gelen yan hakemlerime ve dördüncü hakemlerime yaşı ne olursa olsun yavrum dediklerine dua etsin. Sen kötüye çekme. Bir gazoz içer misin yavrum? Sen benim yancılığımı yavrum desin. Normal karşılar mısın? Kardeşim bir dakika ya. Sen benim yancılığımı yaptın. Yardımcılığımı, dördüncümü yaptın yani. Bakın listeye çıkar. En az iki defa yapmıştım. Burada bir şey yok. Bir dakika. Erman doğru oldu sana yavrucuğum. Beni kızdın. Erman'a ben kızarım. Sen kız olayım. Kolayı var. Serdar o zaman kolayı var. Kolayı var. Serdar bağlansın. Bana yavrum deme kardeş. Desin ki aklını alayım. Arayalım. Evet ne ver. Arayalım. Hocam bugün coştu. Diğer tweet gelsin. Hayır bunu bir açıklayın bakayım. Ha, açık konuşalım bunu. Beşiktaş'ın reisi burada. Beşiktaş'a verildi Sinan abi. Fenerbahçe'ye de verilebilir mi? O günkü ortamla. Evet. Dün akşam da söyledim. Bugünkü ortam aynı değil. Peki ben burada hakim savcı arkadaşlarıma soruyorum. Yargıtay'ın bir içtihat kararı var. Böyle bir durum olursa, böyle bir şey olursa bu yargıta içtihat kararıdır. Ve bu içtihat kararı tüm mahkemeleri bilahare bağlı. Hocam sen çok güzel yerler yakalamışsın bir toplum ama hocam, Halil Umut Meler bunun kadar katletmemişti. Şu an toplum, bak, onu unutmayalım. Toplum psikolojisi. Ben onu söyledim dün. Farklı yönde. Ne dedim sana? Beşiktaş maçında böyle bir
Sergen ortalığı karıştırdı. Agresiflik yoktu. Anlayamadım. Yani. Sergen dedi ki bir daha bu hakemi görmek istemiyorum. Aynı şey değil. Hocam. Çebi, hocam. Sayın Çebi dedi ki bu hakemi daha vermeyin. Biri dedi ki düdük astı. Sen şimdi maçı... Hocam o %20... Ne oldu? Formaya başladı. Hayır, forma değil. Maç. Ha bir dakika dur. Aynı şey değil. Tamam. Abi güzelim aynı şey değil yavrum. Bir dakika dur. Yavrum daha yavrum. Aynı şey değil. Sinan bugün takım elbiseyi güzel yap. Çok sakin. Bugünkü ortam aynı değil. Doğru. Şimdi bunu, bak bunu yarın oraya verecek olan... Cinayet olur. Ne o? Çocuk Serdar mı? Ali Şansalı. Bu Serdar Ali Şansalı oraya verecek olduğu an öyle bir şey. Ha sonra... O zaman... Bir dakika. Hocam sormadı diyelim. Bir dakika. O zaman bak, yiyemeyeceğin sabunu hocam, yiyemeyeceğin makarnayı hocam, yiyemeyeceksin. Hocam bunu ver bir diye bir ucu demeyeceksin. Sen Nihat Özdemir'den bunun teyidini... Abi Türkçe'de ne güzel yeni öğrendim şey. Bunun teyidini almadan bu atamayı yapsın. Bak Nihat Özdemir'den bu teyidini almadan bu atamayı yapsın. Hemen kovarlar. Evet. Hemen görevden alırlar. Hocam, İnfiyali. O zaman diyeceksin şu an bir Meler Fenerbahçe'de bir infial var hocam. Ama hocam, Fenerbahçe'de Halilut Meler o kadar katletmemiş. Bir dakika dur. Aynı şey değil. Ali Şansı değil mi Ali Umut? Şimdi Ali Umut'a o zamanki... Beşiktaş'a abartılı saldırdı adam. Yani o zamanki saldırıyla şimdiki saldırı arasında siyahla beyaz kadar fark var. Bravo. Şimdi bak buradaki koruyor muyuz yani şimdi burada Serdar? Normal değil ya. Hocam nereden anlıyorsun sen de? İnşallah istifa etmesi lazım hocam. Hocam değil. Hocam bir şey diyor. Hocam sen aynısını sen açıklık götürüyorsun. Müsaade edin. Ben arkamı döneceğim. Müsaade edin. Sinan abi bitirsin. Müsaade edin. Müsaade edin. Bak şimdi. Yeşil ışık. Bir dakika. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Hayda. Hocam şimdi o zamanki durumda. Bilir misiniz bu oyunu? Şimdi hocam. Bak şimdi o zamanki durumla bugünkü durum arasında çok fark var. Halil Umut'la Ali Şansal arasında da çok fark var şu an. Şimdi ona bir müthiş bir kin var. İnsanlar havaalanına gitmiş. Başkanları, insanları çağırmış, taraftarlarını çağırmış. Değil Ali Şansal'a. Bugün Fenerbahçe stadına, pazar günkü maçına hangi hakem gelecekse olsun stresli olur, gerginlik olur. Veremez. Çalamaz. Kimse veremez. Korkar. Hayatı. Ben de onu söylüyorum. Hayatı yer. Aynı şey değil. Güzel konuşuyorum ki. O halde böyle yalancı delikanlılık yapmayacaksın. Ben de diyorum ki. Sahte kafadayım. Hocam ben de diyorum diğer tweet'e geç. Atasözlerine her zaman riayet etmek lazım. Peki. Çok önemlidir. Mesela unutma. Büyük lokmaya büyük laf etmeden. Serdar'a diyorsun herhalde. Yok sana demiyorum ben. Anlatıyorum işte. Atasözlerini her zaman. Büyük lokmaya. Arkadaşlar atasözlerini her zaman. Ciddiye almak lazım. Hep önüne gelir. Benim de bir atasözüm vardı. Ama hocam bir dakika. Mesela Kemal İstemir için arkasını sırayla sıvazlar bir şeye bir deyim midir? Siz bilir misiniz? Yok hocam aynı şey değil. Bu nasıl bir deyim? Şey hocam ben seni dediğini hocam ilk defa duydum ama bu öğrenmiş büyük lokmaya büyük olur, konuşma tabii derler. Tamam. Yarın karşına mesela çok önemli bir şey söylersin. Bugün yediğin hurmalar yarın Rasim çok önemli bir şey söylersin. Sana şimdi çok kızdım ben. Felaket kızdım. Evet Sinan abi. Bir daha Rasim'le konuşmayacağım. Rasim'le görüşmeyeceğim. Programda yapmayacağım. Bunu televizyon dediğin an yandın. Yani kriz çıkar. Sinirin geçer yarın. Aa dersin ya ben o gün sinirlendim tabii, rezil olursun. Tabii. Aa yine çıkar yaparsın program. Şimdi buradaki durumda onu. Bu arkadaş zaten şimdi rezil abartmış, olmuş durumda. Abartmış. Rezil olmuş durumda. Yani, ne olmuş durumda? Hocam rezil olmuş durumda. Serdar Tatlıçı mı diyorsun? Evet yapamaz mı? Böyle konuşamazsın. Serdar Tatlıçı. Türkiye'de bir şey var. Çok rezil olabilir miyim? Dur. Serdar abi bir şey yapamıyorum. Türkiye'de her şey olabilir. Ne dedin diyor Levent Kızıl'a bak. Her ne dedin şey diyor millet arıyor diyor. Türkiye'de her şey olabilirsiniz ama rezil olamazsınız. Rasim. Türkiye'nin kuralı budur. Rasim. Rezil olmaz kimse. Levent Kızıl arıyormuş herkes. Aa ne diyorlarmış? Dedim ya ben camla sinirlendi. Eli kesildi. Camı vurdu eli kesildi dikiş atıldı. Ben de Levent. Levent Kızıl'a şu an çiçek yağıyor. Geçmiş olsun. Çiçek. Geçmiş olsun Levent Başkan'a. Valla ben bir saniye çok önemli bir şey unuttuk biz. Helal olsun ya. Bir dakika şimdi geçen sene. Sevgili kardeşim öldürmeyen Allah öldürmüyor. Allah beni büyük beladan korusun. Geçmiş olsun. Yapılacak bir şey var. Hocam hasta Fenerli. Aynı. Aynı zamanda Bursa Spor'un efsanesi. Bursa Spor'dan umudu kalmadı. Ama Fenerbahçe'yi sever. Bursa'dan umudu kalmayınca ata diyarı Fenerbahçe'ye döndü. Hayır abi Bursa'da olmaz ama Bursa'yı istemiyor. Hayır. Başkanlık istemiyor. Hayır Bursa Spor bitti. Şey anlamda diyorum.
Evet, unuttuğumuz bir şey var hocam deminki konuyla ilgili. İkinci lig değil be. Kasım bizim neydin sen, Allah seni kahretmesin. Ben Bursa'ya gittim. Ya Bursa'nın borcunun haddi hesabı yoktur. Fark etmez, Levent Kızıl isterse halleder. Beyler konuyu dağıtmayın. Çok güzel. Basketbolu aldılar. Tamam beyler konuyu dağıtmayın. Bu arada unuttuğumuz bir şey var. Sevgili kardeşimiz. Levent Başkan'a selamlar. Levent Başkan efsane başkan. Geçmiş olsun. Unuttuğumuz bir şey var. Ama Fenerbahçe'yi sever. Evet. Geçen sene o hani sizin tabirinizde delikanlılığı yaptı ya MHK. O zaman seyirci yoktu tribünlerde hocam. Ha yani mesela bu şey, mesela bar kabadayıları vardı. İçeride kimse yok. Dağılınlar falan. Daha içeride kimse yok. Ona benziyor. Ama şimdi orada 20 bin kişi var. Ver Kemal Sunal'ın sahte kabadayı filmini. Hatırlıyor musun? Evet. Bana yan bakan var mı diyor. Ben diyor şöyle. Ya şimdi Serdar Tatlı'ya satın. Serdar Tatlı Kemal Sunal'dır. Tamam et bunu oku bakayım. Buradan ne çıkıyor? TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir. Mevcut MHK'yi görevden almadığınız takdirde bundan sonra yaşanacaklardan siz sorumlu olacaksınız. Bunu bilin. Oğlum mahkemeye verirsin. Alabilir mi? MHK'nin sonu olur mu? Ben karışmam. Kemal Sunal Türkiye'yi karışmam. Ben abi MHK bırakmalı mı? Onu konuşalım. Yani çözüm mü? Şu ortamda bırakamaz. Ki? Yeni sezonda. Bırakamaz abi. Şu oradan bırakacak. MHK başkanı gelsen olacak. Hakemler babam. MHK başkanı değil. Hakemler yönetiyor maçı. Daha önce Zekeriya Alp, Yusuf Lamoğlu. Hepsine paramparça yaptı millet burada. Fark etmez. Burada hakemler yeteneksiz. Hakemler doğru eğitim görmüyor. Onun için burada tek yapılacak olan şey bu hakemleri nasıl yetenekli hale getireceğiz? Nasıl iyi eğitim alacaklar? Kötü maç yönetiyorlar. Kötüler. Becerikli değiller. Korkaklar. Korkaklar abi. Hani, üçüncüyü ver ya. Yani üçüncüye bir dakika, ben bir dakika yaz. Burada hocamı seviyorum. Hocamın hafif bir şey de istiyor. Adalet diyelim, intikam demeyelim ama. Bak ben şunu da söylüyorum. Hocamı çok sevmeme rağmen. Aynen Sinan abinin dediği gibi. MHK başkanları gelir gider hiçbir şey değişmez. Serdar Tatlı. Ve Serdar Tatlı'yı desteklediği iddia edilenler. Abi şu yabancı hakem konusunda. Şu devrime imza atın, en büyük Serdar Tatlıcı olacağım ya. Serdar tabii, Tatlı yapsın ya. Tabii ki. Hayır. Türk hakemlerini korumasın. Olmuyor. Serdar Tatlı desin ki 5 tane hakemle anlaştık. 5 hakemi portföyümüze kattık. Kongolu bilmem ne, Rus bilmem ne. Mesela FIFA kokartlı hepsi. Abi şunla bir yapma. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senle bu konuyu konuşmadık bugün. Vallahi de 5 tane aday çıkardık biz bugün Allah kendi aramızda. Vallahi bak. Yemin ediyorum konuşma. Hazır yeri gelmişken o yabancı hakemleri abi, bir verelim mi? Hocam Serdar Tatlı'nın kelleyi istiyor. Saygı duyuyorum. Bu arada %80 halk senin MHK başkanı olmanı çok istiyor hocam. Halk ben. Ahmet Çakar istiyor. Vay vay işte vay. %80 vay. 20 bin hocam oy. Hocam da gelse bir çok zorlanır. MHK başkanı kaç para maaş alıyor? 50 bin lira. He? 50 bin lira. Tam 50 hocam. 150. Ahmet Hoca hayatta yapmaz. Ahmet Çakar hayatta MHK başkanı. Sana 150. 150'ye müşahede. Bir saniye. Burada at pazarlığı yapacak durumumuz falan yok. Niye yapmayacağımı söyleyeyim. Hocam az para diye yapmazsın hocam ya. Hocam 250 verseler. 150 düşünürüm. Hocam sana 1 milyon dolar şey verseler. Transfer ücreti. Ayda da 150. O zaman ne olur biliyor musun? Diyelim ki. Süne aşağı. Birden süne aşağı. Bir dinleyin be kardeşim. Bir saniye Rasim. Bir dinleyin. Ama cevap hakkı da oldu Ahmet Hoca. Benim eğitimim sadece. Öyle bir düşüncem asla yok. İstemem de. İstemem. İstemiyorum. İstemedim. Tek bir şey söyleyecek MHK başkanı. Ama bu söylemekle olmuyor. Ey hakemler. Toplantıya gerek yok eğitime. Maç yönetirken sahada önce Allah'tan sonra benden başka birinden çekindiğinizi hissedersem gidin ananızın arka bahçesinde maç yönetin derim. Benim eğitimim bitti. Türkiye'nin hakemlerin eğitime falan ihtiyacı yok. Ben Ahmet Hoca'ya bu desteğe ihtiyacım. Peki Ahmet Hoca bir şey söyleyeceğim. Ama harbi sorun var, harbi cevap bekliyorum. Ben nedenden şimdiye kadar ne zaman harbi olmayan cevap aldım? Bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi MHK başkanı aman aman Allah korusun. Evet öyle diyorum. Bir şey söylüyorum sana. Dediler ki sana Ahmet Hocam buyur gel görüşelim. Evet. Sen Medine adamsın gidersin. Giderim görüşün. Tabii. Futbol Federasyonu Başkanı'yla. Senede sana 2 milyon euro veriyoruz. Sorun para bir değil. Dakika, hocam, geçin. Bir dakika hocam ama bir dakika sorun para değil. Sana sorun senede bitsin. 2,5 milyon euro. Baba abi. Bak bir dakika be abi ya. 2,5 milyon futbolcuya vermiyorlar mı 2 milyon euro falan? Ben sana MHK Başkanı olarak bütün sorumluluğun altına gireceğim. Senede sana 2,5 milyon euro para veriyorum. Paraya maaş bak. Değil. Senelik 2,5 milyon euro veriyorum. Biz de bir sene MHK başkanlığı yap. Bitti dediler. Mi sorun? Evet. Sorun yapar bitti. Mısın yapmaz tamam. Mısın? Bak. Samimi cevap bak. Kur'an-ı Kerim üzerine. Tüm mukaddesatım üzerine. Sevdiklerimin üzerine yemin ediyorum ki. Yapmam.
para benim için MHK başkanı olup olmamın belirleyici unsur olmaz. Allah. Bu demek değil ki ömrümün sonuna kadar MHK başkanı olmayacağım. Asla büyük konuşmuyorum. Bunun belirleyicisi para olmayacak. Bugün, şu anda, şu iki. Anda yaparmış. Şu hayır, anda. Yapmam ya. Benim dediğim rakama 2,5 milyon euro de. Gene yapmazsın. 22,5 de. Ya bununla ilgili bir dakika. Vallahi yapmam. Bir şey söyleyeceğim. Çünkü niye biliyor musun? Bir şey söyleyeceğim hocam. Bir şey söyleyebilir miyim? Yapmam dedi. Sen bir edin inanmazsak. Bununla ilgili bir fıkram var benim. Hayatta MHK başkanlığı yapmam demedim ben. Şimdi derin futboldayız. Hocam, 2 milyon euro da yapmam dedim. Parayı falan yazmayın. Ya, kaldırın şunları be. Hiç yemedim. Bir dakika. Bir dakika beyler. Konu ben değilim. Bırakın Türk hakemi. Beni geç. Tamam. Bir öteki işlere bırak beni şimdi. 2 milyon euro da olmazsın. Olursun. Bir şartım var ama. Bir dakika yumuşadı. Hocam ben olurum ya. Ben de olurum yani yardımcısı olurum senin. Hocam ben yardımcısı yarasan olurum yani. Şu parayı kaldır oğlum. Tamam kaldıralım parayı. Bir dakika. Dört hakemin kellesini koyalım. Az sonrasını kalkıyor. Olur bir dakika. Hocam kalkıyor bir saniye. Bir fıkra anlatmak istiyorum bu konuyla ilgili. Hocam madem derin futboldayız. Her şey tiyatro oldu ligler mikler. Ben bir fıkra anlatmak istiyorum bu konu parayla ilgili. Tamam. Bak Sinan ne dedi? Yaparsın hocam dedi. 2 milyon euroyu alırız lan dedi. Yaparsın dedi. Bununla ilgili bir fıkra anlatacağım. Bak para nelere kadir. Hoca diyor para önemli diye. Bak para nelere kadir. Fıkra ama bu. Fıkra yani. Tamam. İngiltere'de çok ünlü bir Casanova. Ooo çapkın. Playboy çapkın. Demiş ki çok ünlü. Parayı verdiğim zaman İstediğim İngiltere'deki her kadınla beraber olurum demiş. Oo. Bu tabii gazetelere falan adam ünlü ya ünlü Casanova ya. Oğlum, bir dakika hocam bir dakika hocam bir dakika. Bizi şimdi ya hocam seninle ne alakası var? Sen ne hocam Casanova mı? Hocam, bak, tam tersi hocam, oluyor. Bak ben aynı şeyi sana mesela yapsam kızıyorsun sözünü kestiğiniz ama bize izliyorsun. Fıkra, seninle ilgisi yok bunun. Fıkra anlatıyorum sana. Paranın nelere kadir olduğunu anlatıyorum. Demiş ki. Ünlü Casanova gazetelere çıkınca İngiltere kraliçesi büyük prensim artık kraliçesi en büyük aileden demiş ki bu adamı ne demek istiyor çabuk getirin benim karşıma huzuruma çıksın. Huzuruma getirin. Bu ne huzuruma getirin. Adam gidiyor siz diyor kraliçe diyor ki siz diyor böyle böyle bir laf etmişsiniz bunu diyor bana diye izah eder misiniz ne demek yani diyor şimdi diyor siz diyor bana diyor para verseniz benle beraber tövbe olabilir mi? Bir dakika hocam bir dakika ya. Dur dinle. Benle beraber seninle ilgisi yok konunun. İngiltere kraliçe makamının bu tür şeylerle meseleyle son derece tehlikeli. Hocam fıkra mı fıkra? Hocam anlatmıyorum tamam. Anlat hocam. Söz kesmeyeceğiz söz. Fıkra bir şey anlatmıyoruz sana. Fıkra anlatıyoruz ciddi bir şey anlatmıyoruz. Hacı makam fıkra. Evet hocam. Yani bütün şeyimiz. Evet, aynısını yapsak programdan. Bitir hocam. Vallahi çok merak ettik. Özür dilerim ya. Kraliçe geç çağırın. Demiş ki nasıl yani sen demiş benim hani büyük bir parayla benle birlikte mi olacaksın? Yani yemeğe mi çıkacaksın? Beraber olmak yani. Bırakın bu kadar şeyi yani. Ekmeğe çıkması. Beraber kadın erkek beraber olmayı. Sleeping together. Becerebilir misin demiş. Adam da demiş ki Casanova'da. Peki demiş. Size demiş. 1 milyon pound versem. He. Benle beraber olmaz mısınız? Kraliçe demiş ki asla. Bu nasıl söz demiş. Peki demiş. 10 milyon pound versem benle beraber olur musunuz? Terbiyeni takın demiş. Sinirlenmeye başlamış. Peki demiş. 100 milyon pound verirsem benle beraber olur musunuz demiş. Kraliçe demiş ki. O kadar parayı nereden bulacaksın demiş. Doğru. Anladın mı? Bak gördün mü demiş. Bak. Sizin de aklınıza düştü demiş. Soruyorsun parayı nereden? Hani 100 milyona tav oldun. Aynen. Bak parayı nereden bulacağımı soruyor. Hocam 2 milyonu. İş demek iş parayı bulmaya kaldı demek. Şimdi hoca ne bu hani? İş parayı. Çağrışım da 2 milyon. Yani hoca diyor ya 50 bin lira ya, olmaz 100 bin lira olmaz. 3 milyon lira. 3 milyon euro verirsem. Bir de oynayayım mı bundan sonra? O kadar sonra. Vermezler. Bir dakika. Futbol Federasyonu'nun bütçesi ne kadar? Bir söyle. Güzel. Güzel. Evet. Hakemlerin kelleleri geliyor. Şimdi bütün tweet. Bir tane tamam. İkincilikten. İkincilikten bir kulüp başkanı dostum. Adımı verme dedi. Bütün hakemlerin kendileri yakınlar araştırsın mali durumları neleri varsa. Çok düzgünleri var. Ama tecrübesizler bilinen meşhur hakemlerin hatası var ise bilerek yapıyorlar. Genç hakemlere de bilerek hata yaptırıyorlar. Kaos yaratıyorlar. Bunu ikincilikte çok önemli bir
Evet. Kulüp başkanımız. Meral Binik Duruş. Şimdi Serdar Tatlı'yı kim getirdiği konusunda tweetleri var. Servet Yardımcı, Emre Belezoğlu isimlerini veriyorsun. Her şeyi veriyor. Başa Tekin de koy. Tekin de koy, sonra buna geç. Tamam. Ben boşaltmıyorum. Tamam. Bunu aslında birçok insan biliyor Emre ama. Emre Belezoğlu biliyor diyorsun. Hayır, öncesini getir. Tamam. Öncesindeki tweet'i de gelsin. Diğer tweet. Evet. Dik duruşlu Serdar Tatlı, seni o göreve kim getirdi açıklasana. Ya da Servet Yardımcı Bey, lütfen siz açıklar mısınız? Ne var bunda, soruyorum. Soruyorsun. Tamam. Bak. Servet Yardımcı beyefendi bir insandır. Hayatımda bir defa tanıştım galiba. Merhaba. Telefonunu bilmem ama o isterse benim telefonumu 2 dakikada bulur. 12 ben saat oldu. 12 saat oldu. Servet Yardımcı'yla. Şunu demedi. Vallahi Ahmet Bey, federasyonun ortak kararıydı, getirdik demedi. Ali getirdi, Veli getirdi demedi. Hiçbir şey demedi. Buradan iki şey çıkar. Ya beni adam yerine koymuyor. Bu da ihtimal dahilindedir. İhtimal dahilindedir. Ya da bana yalan söylemek istemediği için aramıyor. Ha. Peki devam et. Diğer tweet gelsin. Hızlı hızlı hemen geçelim. Sevgili kardeşim Emre Belezoğlu, sen namuslu, haysiyetli bir kişisin. Serdar Tatlı'nın göreve nasıl geldiğini en iyi sen biliyorsun. Fenerbahçe'nin kalbindeki isimsin. Lütfen Allah için açıkla. Susma. Her şeyi biliyorsun. Kamuoyuna o sıcak Haziran gününü açıkla. Dur. Emre Belezoğlu'nun hayatımda hiç tanıştığımı hatırlamıyorum. İnanmaz kimse. Hiç tanıştığımı hatırlamıyorum. Telefonunu bilmem. Ama isterse Göksel Başkan'dan benim telefonumu 30 saniyede bulur. Der ki, hocam beni bu işlere karıştırma. Der ki, hocam ben böyle bir şey bilmiyorum. Okumamıştır hocam, okumamıştır. Okumaz olur mu? Mümkün mü be? Okumaz hocam, Twitter'a bakmıyor yani. Okumasa da yanındaki çocuk söyler. Yani. Tek yok. Ha o da olabilir. Emre Berezoğlu beni adam yerine koymuyor. Ya ondan değil, okumaz ama bir şey olsa fakat beni arar. Herkes çünkü niye? Hocam bir şey olsa beni arar söyler. Bence biri gelmemişti. Ben bugünden sonra gelir belki. Yahu Sinan. Serdar, kimse ilk aldığında Serdar Tatlı'yı o göreve kimin getirdiğini sen de biliyorsun. Emre de biliyor, Servet Yardımcı da biliyor, Nihat Özdemir de biliyor. Eski hakemlerin bir kısmı da biliyor. Merkez Hakem Komitesi'ndeki adamlar da biliyor. Türk futbolundaki Ali Koç da biliyor. Fatih Terim de biliyor. Geldin oldu. Kimse açıklamıyor. Hocam geldin oldu peki. Birileri birini bir yere getiriyor. Ben onu soruyorum. Geldi ne yaptı? Oraya geldi. İşin içine etti. Evet, şimdi bunu olmadı. Devam edelim hocam. Devam edelim. Tabii tweet'e. Ki buyurun tamam. Beyefendi. Son tweet'i de verelim. Sonrasında reklam var mı yavrum? Kellesi istenen 4 hakemi açıklayacağız. Öyle tabii. Gideceğiz reklama. Tabii şimdi değil. Bu arada bizi izlerken fotoğraf çekin, canlı yayında ekrana gelsin. Aynen. Serdar Tatlı'yı göreve getirenler, size sesleniyorum. Ali Koç Başkan nezdinde Fenerbahçe camiasını kandırabilirsiniz ama beni asla. Çünkü ben sizin dışkıladığınız kakanızı bilebilirim. Twitter'da bunu yazma hakkım var. Burada söyleyemem ama şey bu gerçek. Yani. Çok daha hocam Özlem Gürses de bugün canlı yayında ne yapmış gördün mü? Sakıncalı bir şey söyleme ama. Bırak şimdi bırak. Hayır olumsuz değil, ben Özlem'in yanındayım. Bak bizim Türkiye'de her yerde sorun var. Adamın biri Özlem'in ismini vererek buna Özlem Gürses seni işte bilmem ne doğdu. Ya çok ağır. Hepsi ya tamam, kapı konumuz değil ki bizim bu. Takipçisi kalmış. Ya o da bizim konumuz değil. Ya hocam ya senin kararını söyledin ya o da söylemiş ama Özlem'in de bunu söylemedi. Aa, bu arada değildi. Bir duyuru yapmam lazım. Acil 10 aylık bebeğimiz Ela Naz Özalp için 19.10.2021 tarihi sabahı saat 8'e kadar gerekli ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Hastane İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi. Telefonu vereyim mi Sinan abi? Ver. Veriyorum. 0555 320 çift 0. Bir daha. 0555 320 çift 0 İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi'nde acil 10 aylık bebek için kan aranıyor. A Rh pozitif sevgili seyirciler. Lütfen yardımsever İzmir'deki vatandaşlarımızı yardıma davet ediyoruz. Şimdi hocam reklama gitmeden açıklayacağım. Acele etme. Şu en son tweet'i koy, ondan sonra susacağım ben. O zaman reklamdan sonra açıklayacağım. Çünkü en son tweet aslında. Peki en son tweet gelsin. En son tweet aslında bu cinayetin DNA'sı. Hmm. Diğer hepsi boş. Görgü tanığı DNA. Hmm. Adli tıp DNA'yı bulacak. Oku. Bu muydu? Bu. Değil okudum demin hocam bunu işte. Çünkü'ye kadarkini oku.
Serdar Tatlı'yı göreve getirenler, size sesleniyorum. Ali Koç Başkan nezdinde Fenerbahçe camiasını kandırabilirsiniz ama beni asla. Daha önce vurgulamıştım programda. Deliller ortada. Puzzle'ın parçaları. Türk milleti zekidir. Bunu seyreden kişiler bütün bu puzzle'larla iki şey çıkartır. Üç şey çıkartır. Bir, Ahmet yine şey kafayı dağıtmış, kendi kafasına göre senaryo yazıyor diyebilirsiniz. Buradan bir sonuca ulaşabilirsiniz. Şu son cümlenin de temel nedenini çözebiliriz. Mesela Ali Koç'u kandırmak ne demek camiayı? Hmm. Yani bir şey vaat ettiler. DNA burada çıkıyor, evet. DNA. Peki bu cinayet niye işlendi? Ben şimdi seni Onur öldürdüm. Görgü tanığı var. Allah korusun. Şu var, bu var. Peki benim seni niye öldüreyim? Bir sebebi olmalı. Niye öldüreyim seni? Onur'u kimse dokunamaz hocam, Onur'a. Hadi bakalım git reklama. Reklama. Peki git. O zaman reklama gidelim. Reklamların ardından kellesi istenen 4 hakemi açıklayacağız. Ve tabii ki Sporting Lisbon'la Beşiktaş'ın oynayacağı maçı konuşacağız. Bu maça öyle bir hakem atandı ki bu hakem fuş uyuşturucu operasyonunda bir partide yakalandı. Bu dosyayı da açacağız az sonra.